Öncelikle herkese merhaba. Ben Furkan. Bu eğitim serimizde 8 videoluk bir Flutter öğretici video çekeceğim. Ben bu videoda öncelikli olarak Linux üzerine Flutter kurmaktan bahsedeceğim. Umarım bu 8 videodan sonra daha sonra devam edersem Mac sürümlerini, Mac kullanmıyorum ama ya da Windows kurulumları hakkında bilgilendirme videosu da çekebilirim. Flutter nedir ilk başta? Flutter Dart diliyle yazılmış bir kütüphanedir. Mobil uygulama geliştirmeye yarar. Tek kod ile hem Android hem iOS cihazları üzerinde uygulama çıkartmanızı sağlar. Kısaca Flutter nedir diye soracak olursak böyle cevap veririm ve şimdi ben buradan bir get started yapalım, başlayalım. Ben Linux üzerine kurulumunu göstereceğim. Buradan başlıyoruz, Linux diyoruz. Buradan bana sistem gereksinimlerini anlatıyor. 64 bitlik bir sistemden bahsediyor. 600 MB bir disk boşta olsun diyor ki bu hani söylemeye bile gerek yok. Herkesin bilgisayarında olduğunu düşündüğüm bir alan. Ve olması gereken araçlardan bahsediyor. Linux kullanıyorsanız bunlara da sahipsiniz gibi düşünüyorum. Bu kısımlara geçiyorum. Flutter SDK ya yani Software Development Kit kurulumunu buradan da yapabiliriz. Buradan bir tar dosyası gelir. Bunu buradan kopyalayarak kendi terminalimizi çalıştırabiliriz. Terminal Ctrl Alt T tuşlarıyla çalışıyor. Bunu bilmeyenler için de söylemiş olalım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben Flutter için SDK kurulumunu Android Studio üzerinden yapmıştım. Buradan göstermem gerekirse Android Studio'yu çalıştıracağım ben şimdi. Ve bu Android Studio'nun niye gerekli olduğunu, hangi durumlarda kullanacağımızı ve bunlardan bahsedeceğim. Android Studio gerekli bazı aşamalarda çünkü sanal makine, AVD makine, Android Virtual Machine Device kurmak için de Android Studio gerekiyor. Ben kurulumları Android Studio üzerinden yapmıştım. Onun için göstereyim ama kullanmayı tercih etmiyorum ve hiç de kullanmadım. Çünkü çok fazla yer kaplıyor. Bunlar da çok önemli değil. İlk çalıştığım zamanlarda yapmıştım. Burada gördüğünüz gibi Android sanal makine kurulumu yapabiliyoruz. Emülatör kuruyoruz burada. Eğer benim sahip olduğum iki tane emülatör varmış, bir Flutter emülatör varmış, bir de Nexus bir cihazın emülatörü varmış. Eğer yoksa buradan Create Virtual Device diyoruz ve buradan istediğimiz emülatörü indirebiliyoruz. Bu biraz uzun sürüyor. Ben indirmeleri şimdi yapmayacağım çünkü bende kurulu iki tane emülatör var. Bu Software Development Kit'i de buradan kuruyoruz. Android SDK kurulumuna. Ben de şu an Android 9, Android 8.0, Android 7.1 falan varmış. Buradan bu da uzun sürüyordu ve bu SDK'yı nereye kuracağımızı da buradan seçiyoruz. Benim Android Studio ile fazla işim olmayacak, dediğim gibi bilgisayarı çok yoruyor. Ve Android Studio kullanacaklara şunu önerebilirim. En az 8 GB'lık bir RAM'iniz olması gerekiyor. Zaten bunu kurulum dosyası dahi 1 GB kadar alan kaplıyordu. Ya yani bu bilgisayarda minimum 3 GB'lık bir yer kaplayan bir uygulama ben kullanmıyorum. Dediğim gibi bu Software Development Kit'i bu komut satırından da kurabilirsiniz. Android Studio'dan da kurabilirsiniz. Ve bunu kurulumunu yaptıktan sonra
diyor ki Flutter dosyanı pet'inde tanımla diyor. Bu pet dediğimiz nedir? Bir ortam değil. Bizim kullanacağımız araçların tanıtıldığı ve bizim terminal dosyamız terminal tarafından okunan ve çalıştırılması istenen araçlarımızı yazdığımız bir dosya. Linux üzerinde bunu ana dizinde ctrl hash yaparak gizli dosyalar yüklenir ctrl hash yapınca ve bu gizli dosyalar arasından profile dosyası vardır. 5 profile de olabilir. Eğer bu dosya yoksa burada 5 history var. Bunu kopyalayıp yapıştırın aynı buraya ve adını değiştirin. Bu profile dosyamızı biz Flutter'ı kurduğumuz yeri ben de tools içerisinde Flutter Dart kurumu da buradaymış benim. Software Development Kit'i de göstermişim. Flutter'ı da buraya kurmuşum. Onu da şu şekilde göstereyim. Bu tools içinde ana dizinde yine Flutter bin dosyam var. Ben bunu gidip bu dizineni, bunun kendi yazım kuralı var ve çok basit. Hani böyle bir değişken var. Sonra dosya yolunu yazıyorsunuz ve biterken de iki nokta üst üste bitiriyorsunuz. Flutter'ımı burada tanımlamışım. Ne bileyim, emülatörümü ben burada tanımlamışım. Çünkü emülatörde gerekli Android uygulama geliştirmek için. Şimdi Flutter kurulumundan bahsedeyim. Bu çok burada bir dosyamız var. Bir zip dosyası, tar dosyası. Direkt indiriyoruz ve bizim kullanacağımız ana dizinde herhangi bir yere çıkartıyoruz. Az önce gösterdiğim yer, benim Flutter'ımı kurduğum yer, bin dosyası içerisinde. İşte buraya Flutter'ı çıkartıyorsun. Bunu development içine yapın diye göstermiş burada ama ben tools içinde yapmıştım. Çok fark etmiyor. Bu oradaki Flutter dosyasını indirdikten sonra gelip buraya çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra bu yolu az önce gösterdiğim profile klasörümüzün, dosyamızın içerisinde tanımlıyoruz. Bu kadar basit bir olay. Daha sonra terminalimizi açalım ve burada eğer siz profil dosyanızda tanımlamadıysanız Flutter yolunuzu, Flutter mesela versiyon kontrol yapmak istediğimiz zaman bile bende tanımlı olduğu için çalışıyor. Burada Flutter not comment der. Yani bu Flutter komutu yok bende der. Onun için profile o pet dizinize kurmanız gerekiyor. Şimdi bir Flutter Doctor çalıştıralım. Bu Flutter Doctor bizim Flutter kullanabilmemiz için gerekli olan gereklilikleri gösteriyor. Burada Android Toolchain yani Software Development Kit kurulumunu kontrol ediyor. Bu varmış. Android Studio varmış. VS Code varmış ve bir cihaz bağlı olması gerekiyor. Bu emülatör oluyor. Eğer bilgisayarınızda çok fazla RAM yoksa USB kablosuyla bir telefonunuzu bağlayıp bunu da halledebilirsiniz. Bu emülatör çalıştırmayı da ben burada göstereyim. Daha sonra da tekrar çok göstereceğiz ama dediğim gibi bunu Android Studio üzerinden kurduktan sonra yine Android Studio üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Ama ben terminal üzerinden çalıştırmayı daha çok seviyorum. Ve bu emulator komutunu da çalıştırabilmek için yine profile dosyamızın içerisinde bunu tanımlamak gerekiyor. Emulator avd bir boşluk tre list tre avd ise bu bana bilgisayarımda yüklü olan emulatörlerin listesini verecek. Daha sonra ben yine emulator yanlış yazdım. Emulator AVD. Bu AVD Android Virtual Device'ın kısaltılmışı.
Ve emülatörün adı. Atıyorum ben Flutter emülatörünü çalıştıracağım. Flutter alttan tire emülatör yaptıktan sonra benim emülatörüm açılacak. İlk videom benim Android emülatörünü kurmak, Linux üzerinde Flutter kurmak ve bunları göstermekti. Benim şu an emülatörde bir işim var. Bunu kapatacağım. Benim ilk videom bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.